noktasında yere dik duran 8 birim boyundaki Berke'nin gölge boyu x. Aynı saatte bakın bir ağaç boyu 4x ve gölge boyu 15 birimi yere düşüyor. 4 birimi de karşıdaki duvara düşüyor. Şimdi biz bu 4 birimlik kısmı çıkaralım. 4 birimlik kısmı çıkartırsam ağacın boyundan burada 4x eksi 4 kalıyor. Gölgesi de şurayı 15 olarak düşündüm. Şimdi burada bir benzerlik kurabilirim artık. Ağacın şu boyunun gölgesine oranı yani 4x eksi 4'ün 15'i oranı eşittir diyorum. 8 bölü x'e eşit. Yani çocuğun boyunun gölgesine oranına eşit olacak. Burada da içler dışlar çarpımı yaparsak 4x kare eksi 4x eşittir. 8 kere 15 120 oluyor. Her tarafı 4'e bölersek x kare eksi x eşittir 30 oluyor. X kare eksi x eksi 30 eşittir 0 olarak yazabilirim. Çarpanlarını ayıralım. X x 30 da çarpanlarını ayırdığımda 5 ile 6. Evet, 6'ya eksiyi veriyorum. Buradan da çarpanlarımız neler? X artı 5 çarpı x eksi 6 eşittir 0 oluyor. Şimdi x uzunluğumuz eksi olamayacağı için yani x eşittir eksi 5 olamayacağı için x eşittir 6 olmak zorunda. Doğru cevabımız C şıkkıdır. ABCD dörtgeni biçimindeki bir park verilmiştir. A köşesinin B, C ve D noktalarına, D köşelerine uzaklıkları eşittir. Eşit olduğunu gösterdim. BC uzunluğu 6 birim, CD uzunluğu 10 birimdir. BAD açısı da 120 dereceymiş. Şimdi B açısını bilmiyorum, x diyelim. İkizkenar olduğu için C açısı da x. Yine AC ve CD birbirine eşit ikizkenar üçgen. Buralara da açılarına Y, Y diyelim. Şimdi buradaki dörtgen olduğu için ABCD şeklimiz dörtgen olduğu için açılarını topladığımda 2x artı 2y artı 120 iç açılar toplamı 360 olacak. 2x artı 2y eşittir. 360'dan 120 çıktı. 240. Buradan da x artı y eşittir. 120 bulduk. Evet, burası 120 derece ise o zaman şöyle uzattığımda bakın dış açısı da bunun 60 derece olması gerekiyor. Çünkü burayı 120 bulmuştum. Şimdi şu BD arasında biz birleştirelim. Burada bir üçgen oluşturacağım. Bakın BCD üçgeni. Bu üçgenin yüksekliği, bu geniş açılı bir üçgen olduğu için dışarıdan inen şu dikme yüksekliğidir. Şimdi bu yüksekliği bulabilirim. Bakın 90'ın karşısı 6. Bu 90, 60 ve 30 üçgeni. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olur? Yarısı olur. Yani 3 olur burası. 60'ın karşısı da 3 kök 3 olur. Şimdi ben BCD üçgeninin alanını hesaplayabilirim. Alan BCD üçgeni diyorum. Tabanı kaç? 10. Bu tabana ait yükseklik dışarıdan inen 3 kök 3. Bölü 2'den eşittir. 10 ile 2'yi sadeleştirdik. 5. 5 kere 3. 15 kök 3 çıktı. BCD üçgeninin alanı. Şimdi ABD üçgeninin alanını da bulmam gerekiyor. Yalnız alan bulmam için önce bir BD kenarını hesaplayacağım. BD kenarını bakın bu uzunluğu nasıl hesaplarız? Yine buradaki dik üçgenden faydalanacağım. Pisagor kullanacağım. Dik kenarlardan birisi 3 kök 3. 3 kök 3'ün karesi. Buraya yazayım. 3 kök 3'ün karesi artı. Burası tamamen bakın bu dik üçgenin diğer kenarı 13. 13'ün karesi eşittir. BD'nin karesine eşit. BD uzunluğunun karesine eşit. 3 kök 3'ün karesi 27 artı. 13'ün karesi 169. BD'nin karesine eşit. BD'nin karesine eşit. Buradan 196 eşittir BD'nin karesi. Buradan BD uzunluğumuz da eşittir. 196 14'ün karesidir. Bunu da 14 bulduk. Şimdi bu uzunluğumu 14 buldum. BD uzunluğunu tepeden tabana dik indiriyorum. İkizkenar üçgende iki parçayı ayıracak. Bu parçalarımız 7, 7 olarak paylaştık. Burası da 7. Evet, şu açımızda
120'yi 2'ye böldük. 60 derece. Burası da yine 60 derece olarak ayrıldı. 2'ye bölündü. 90-60 burası yine 30 üçgeni. 30-60-90. 60'ın karşısı 7. 30'un karşısı ne olur o zaman? 7 bölü kök 3 olacak burası. O zaman ABD üçgeninin alanını da bulalım. Şuraya yapıyorum. Alan ABD üçgeni diyelim. Eşittir. Tabanı kaç? 14 bulmuştum bu BD kenarını. 14 ile yüksekliğimiz kaç? 7 bölü kök 3. 7 bölü kök 3. Taban çarpı yükseklik bir de bölü 2 var. Buradan da bakın 14'ü 2'ye böldük. 7. 7 kere 7. 49 bölü kök 3 çıktı. Şimdi en son olarak bulduğum üçgenlerin alanlarını toplayacağım. 15 kök 3 ile 49 bölü kök 3'ü toplarsam 15 kök 3 ile kök 3'ü çarptık. 45 oldu. 45 artı 49 bölü kök 3 olacak. Bu da eşittir. 94 bölü kök 3. Bunu da paydamız köklü kalmasın. Kök 3 ile genişletirsem 94 kök 3 bölü 3 olarak buluruz. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Ahmet öğretmen derste öğrencilerinde aşağıdaki soruyu sormuştur. Öğrencilerine bir dikdörtgen çiziniz. Dikdörtgeni çizelim buraya biz de. Bu dikdörtgen üzerinde göstereceğim söylediği şeylerin hepsini. Evet, dikdörtgeni çizdim. Harflendirmesini yapalım. A, B, C, D dikdörtgeni. A, B, C, D dikdörtgeni. Şimdi bu dikdörtgende E noktası AB kenarı üzerindeymiş. Evet, E noktası burada. F noktası da BC kenarı üzerindeymiş. O da burada. Şimdi D köşesini E ve F noktalarıyla birleştirin diyor. Biz de birleştirelim. E ve F noktalarıyla D noktasını birleştiriyorum. D köşesini. Evet, bir üçgen elde ettim. Devam edelim. ADE açısı EDF açısına eşit diyor. Bakın bu açılar birbirine eşit. Şurası açıortay. BF FC'nin 2 katı ve 6 santim. Burası 6 santim ise FC'nin 2 katı. Yani burası da 3 santim olacak. AE'nin 2 katı EB'nin 3 katına eşit. O zaman buraya 3x, EB'ye de 2x yazdım. Şimdi bize sorulan yer DF uzunluğu. Biz burada bakın bir üçgen daha oluşturalım dışarıya doğru. Orada üçgende benzerlikten faydalanacağım. Evet, şu üçgeni dışarı doğru biraz uzatayım. Bir dik üçgen daha yapayım bakın. Burayı da uzatıyorum. Şurayı biraz daha uzatalım. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bakın burada buraya da K köşesi diyelim. Burada dik üçgen. Burası da dik. BKF üçgeni ile şuraya yazayım. BKF üçgeni ile hangisi benzer? AKD üçgeni benzerdir. AKD üçgeni benzerdir. Şimdi benzerlik varsa şimdi orantılı kenarları da yazalım. Altının burası kaçtı? Dikdörtgenin uzun kenarı 9'du. 6'nın 9'u oranı eşittir diyorum. Burası 9. Şurayı bilmiyorum A. A'nın tamamını oranı yani A artı 5x oranına eşit. Burada içler dışlar yapacağım ama önce sadeleştireyim. 3'e böldük 2, 3'e böldük 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2A artı 10x eşittir 3a oluyor. A eşittir 10x çıkıyor. A'yı 10x bulduk. Şuraya 10x yazayım. Şimdi iç açıortay teoreminden bakın 9'un şu 9'un 3x'e oranı bu DK kenarının 12x'e oranına eşit olacak. Şimdi 9'u 3'e böldüğümde 3 oranı var. O zaman 12x'in de 3 katı ne olur? 12'nin 3 katı. Burası o zaman 12x, 12'nin 3 katını alacağım. 36x, 36 olması gerekiyor. 36 eşittir o zaman bu DK uzunluğuna.
Evet, DK uzunluğumuz 36 santim, bunun tamamı. Şimdi bunu bulduktan sonra ama bize sorulan yer neresi? Sadece DF uzunluğunu soruyor. Şimdi yine bu BKF üçgeni ile CFD üçgeni benzer. Neden? Bakın F açıları ters açılar ve eşitler. Bu iki açı eşit. 90 dereceler de birbirine eşit. D açısıyla da K açısı iç ters açılar ve eşitler. O zaman BKF üçgeni ile de B'den başladık. Şimdi C'den başlayacağız. CDF üçgeni. CDF üçgeni benzerdir. BK'miz kaçtı? 10x'ti. CD kaçtı? 5x. Burası 5x. Karşılıklı kenarlar. Eşittir diyorum. O zaman KF'ye ne diyeceğiz? Bakın 10x'i 5x'e böldük. 2 bölü 1 oranı var. Demek ki 2y'ye 1y verebiliriz buraya da. Bilmiyoruz çünkü uzunluklarını. 2y'ye 1y verdik. Toplam uzunluğumuz neydi? 36 idi. Onu biliyoruz. DK'nin uzunluğu 36 santimdi. 36 birimdi. Evet, 36 birim. Ve 3y'ye eşit. 3y eşittir 36 ise y buradan 36'yı 3'e böldük. 12 çıkıyor. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki şekillerde dikdörtgen biçimindeki iki levhanın farklı konumları verilmiş. Kenar uzunluklarını göstermiş şekil üzerinde. B ile F noktaları arasındaki uzaklık 34 demiş. Bize HF üstü arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi mavi dikdörtgen kısa kenarım 30 ise yine bu kenarım da 30 olacak. AB kenarı 34, karşısı da 34 olacak. Şimdi burada bir dik üçgenim var. Bakın 30 var, 34 var. Diğer dik kenarı bilmiyorum. O dik kenarı bulmak için şimdi soru işareti yapayım o dik kenara. 30 var, bir de 34 var. Şimdi bu 8, 15, 17'nin katı olan bir üçgendir. 8, 15, 17. 2 katı. Yine 2 katı. Bunun da 2 katını aldığımda 16 santim çıkıyor. Evet. 16 santimi buldum. Bu kenar, bu CF kenarıyla yine ED kenarı da 16 santim olacak. Şimdi toplam uzunluğum ne oldu? 16, 34 daha 50, 16 daha 66 oldu. Bu mor dikdörtgenimizin uzun kenarı 66, yani şurası 66, kısa kenarı da 56 oldu. Şimdi bize HF üstü uzunluğunu soruyor. O zaman ben bunu tamamlayayım. Bir dik üçgen elde edeyim burada. Bu mavi dikdörtgenimin uzun kenarı 34'tü. 2'ye böldük. Buralar 17 santim olacak. Kısa kenarım da 30'du. Karşısı da yine burası 30 santim olacak. Şimdi burası 34 santimdi. Bakın K üstü F üstü uzunluğu da 56. 56'dan bu 34'ü çıkartıp 2'ye bölersem bu CE üstü arasını ve DL üstü arasını bulmuş olacağım. Çünkü parçalar eşit. 56'dan 34'ü çıkarttık. 22. 22'yi de 2'ye böldüğümde 11 santim çıkıyor. Yani şu uzunluk 11. Burası 11. Yine burası da yine 11. Şimdi benim üçgenimi ben şurada bakın F üssü H, bir de buraya da R diyeyim. Bu üçgeni ben bir daha çizeyim şuraya. Elde ettiğim üçgeni. Şimdi burası H, burası R, burası da F üssü. Şimdi F üssü R uzunluğu kaç oldu? 66, 30 daha 96 oldu. HR arası kaç? Uzaklığımız 17, 11 daha 28. Bana burayı soruyor. X diyelim. Şimdi yazalım. 28 dik kenarım. Diğer dik kenarım 96. Hipotenüs de X. Şimdi 28 ve 96'nın ortak böleni, en büyük ortak böleni 4'tür. 4'e böldüğümde 7. Bunu 4'e böldüğümde, 96'yı 4'e böldüğümde 24. X'i de 4'e böleceğim. Bu da X bölü 4 olacak o zaman. Şimdi bu 7, 24, 25 özel üçgenimizdir. Burası 25 santim olacak o zaman. X bölü 4, 25 ise X ne olur? 4 kere 25'ten 100 olur.
Doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki şekillerde eşkenar üçgen biçimindeki özdeş kağıtlardan kenar uzunlukları aynı olan birer eşkenar üçgen kesilip çıkartılmasıyla kalan parçalar verilmiş. Mavi kağıdın çevresi 28, pembe kağıdın çevresi de 38 santimmiş. Yeşil kağıdın alanını soruyor. Şimdi bu büyük bir eşkenar üçgen gibi düşünürsem, bakın şurayı, büyük bir eşkenar üçgen gibi düşündük şurayı. Şurayı tamamladım. Şimdi küçük olan eşkenar üçgenin bir kenarına ben A diyeyim. O zaman büyük olan eşkenar üçgenin de bir kenarına B diyeyim. Burası B. Bunun tamamı B idi. Buraya B eksi A kaldı. Şurası A. Burası yine B eksi A. O zaman mavi bölgenin çevresi ne olur? Toplayalım. Kaç A var? Kaç B var? Bakın. 1, 2, 3, B. 3, B. Eksi A artı A birbirini götürdü. Bir tane şurada eksi A kaldı. Eşittir 28 olacak. Geçtik diğer pembe şekle. Bunu da yine bakın şurayı şöyle tamamlayayım kesikli çizgiyle. Bunun bir kenarı A'ydı. Burası da A. Şurada bir A'yı çıkartmış. O zaman şurası da B. Bu kenarın B. Burası da B. Şimdi bu iki uzunluğun toplamı B eksi A olacak. Bakın şunların toplamı B eksi A olacak. Bunu çıkarttığım zaman. O zaman pembe şeklin çevresi ne olur? 1, 2, 3, B. 3, B. 2 A'dan 1 A çıktı. Artı 1 A eşittir. 38 olacak. Şimdi ben bunları topladığımda taraf tarafa A'lar eksi A artı A gitti. 6 B eşittir. 66 olacak. B eşittir. 66'yı 6'ya böldük. 11. B'yi 11 bulduktan sonra denklemlerden birini de yerine yazalım. 3 çarpı 11 eksi A eşittir. 28. 33 eksi A 28 ise A eşittir 5 çıkacak. Şimdi büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 11, küçük eşkenar üçgenin de bir kenarı 5 çıktı. Şimdi üçüncü şekilde de yeşil bölgenin alanını soruyor. Yani dışarıdaki eşkenar üçgenin alanından içerideki eşkenar üçgenin alanını çıkartmam gerekiyor. İçeridekinin bir kenarı 5, dışarıdakinin de bir kenarı 11. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarın karesi kök 3 bölü 4. İçteki eşkenar üçgenin alanı da yine 5'in karesi kök 3 bölü 4. 11'in karesi 121 kök 3 bölü 4'ten 25 kök 3 bölü 4'ü çıkarttığımda 121'den 25 çıkınca 96 kök 3 bölü 4. Bu da eşittir. 24 kök 3 oluyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki şekilde mavi renkli bir üçgenle yeşil renkli bir paralel kenarın üst üste konulduğunda farklı iki durumu verilmiş. Şekil 1'de üçgenin ağırlık merkezi ile paralel kenarın ağırlık merkezleri çakışıktır diyor. Şekil 2'de ise diyor üçgenin ağırlık merkezi paralel kenarın AB kenarının üzerindedir diyor. Evet, bu kenar üzerinde ağırlık merkezi. Şurada bir yerde G var, ağırlık merkezi var. Şimdi ağırlık merkezinden kenar ortayı geçirdim. Bu kenar ortay tabana 1, köşeye 2 birim uzaklıktadır. O zaman bir de bu AB kenarı AB A üstü B üstüne paralel olacağı için burada benzerlik kurduğumda bakın 2 bölü 3 benzerliği var. O zaman şu kenara, şu GB kenarına 2A dersem alttaki kenarımız da 3A olacak. Yine aynı şekilde burası kenar ortay olduğu için kenarı 2'ye bölecek. Burası 2A, yine burası da 3A olacak. Şimdi burada bakın 2 bölü 3 oranı vardı. Aynı oran yükseklikler arasında da vardır. Yani paralel kenarın yüksekliğine 2H dersem üçgenin yüksekliği ne olacak? Tamamı 3H olacak. Şuraya da H kalacak. Tamamı 3H. Şimdi aynı şeyi burada bakın yükseklikleri tekrar göstereyim. Şurayı tamamlıyorum. Şimdi paralel kenarın yüksekliği neydi? Şöyle çizeyim. Evet, yüksekliğini çizdim. Paralel kenarın yüksekliği 2H'tı. Şurası 2H.
Üçgenin yüksekliği tamamı 3 haş olacak. O zaman şu üstteki küçük üçgenin yüksekliği de haş olması gerekiyor. 1 haş olması gerekiyor. Şimdi burada üçgenlerin yükseklikleri arasında 1 haşın tamamı 3 haşı oranı. O zaman burası da yine şurayı ben 6b bulmuştum, değil mi? A üssü b üssü burası 6a idi, pardon. 6a. O zaman burası 6a ise, 6a ise şu küçük üçgenin tabanı ne olacak? 1 bölü 3 benzerliği vardı. O zaman 6a'yı 3'e böldük. Buraya da 2a kalıyor. Şimdi bütün kenar uzunluklarının oranlarını yazdım. Şimdi birinci şekilde yeşil bölgelerin alanlarını bulmam için paralel kenarın alanından bu ortadaki yamuğun alanını çıkartmam lazım. Şimdi paralel kenarın alanı, eşittir taban çarpı yükseklik diyorum. Tabanımız 6A, yüksekliği neydi? Paralel kenarın 2H eşittir 12A, 12AH olacak paralel kenarın alanı. Yamuğun alanına geçelim. Yamuğun alanı diyelim. Yamuğun alanı eşittir alt taban artı üst taban 6A artı 2A bölü 2 çarpı yükseklik yine 2H. Buradan ikiler gitti. 8A ile haşı çarptık. 8A haş oldu. Şimdi aradaki fark bize bu yeşil bölgelerin alanlarını verecek. Paralel kenarın içinden bu ortadaki yamuğu attım. Yeşil bölge, yeşil üçgenlerin alanları toplamını verecek. Evet, aradaki fark da şuraya yazalım. 12A haştan 8A haş çıktı. 4A haştır. Şimdi şekil 1'deki yeşil bölgelerin alanlarını buldum. Şimdi şekil 2'ye geçelim. Şekil 2'de de paralel kenarın içinden bu şu üstteki üçgenin alanını atacağım. Paralel kenarın alanını biliyoruz, 12AH. Bu üçgenin alanı nedir? Şurada üçgenin alanı diyelim. Şuraya da K ve L diyelim. KLE üssü üçgeninin alanı. Evet. KLE üssü üçgeninin alanı. Üçgeninin alanı eşittir tabanı kaç? 4A. 4A. Yüksekliği neydi? 2H bölü 2'den üçgenin alanı 4AH çıkıyor. Şimdi paralel kenardan bu mavi üçgeni attığımda paralel kenarımız 12AH'tı. 4AH'ı çıkarttığımda 8AH kalıyor. Bu da yeşil bölgelerin alanları toplamını verecek bize ikinci şekilde. Birinci şekildeki alanın ikinci şekildeki yeşil bölgeye oranı diyor. Birinci şekilde 4AH'tı yeşil bölgelerin alanları toplamı. İkinci şekilde de 8AH oldu. AH'lar sadeleşti. 4 bölü 8 o da eşittir 1 bölü 2'dir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Şekilde x birim uzunluğunda yere dik konumda olan bir direk verilmiş. Güneş birinci konumdayken direğin gölgesi y birim. Güneş ikinci konumdayken de direğin gölgesi 3 y birim oluyormuş. Açılarımızı vermiş. Tanjant alfa artı tanjant teta 8 bölü 3'müş. Şimdi tanjant alfa nedir? Karşı kenar bölü, karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani tanjant alfayı şuraya yazayım. Tanjant alfa eşittir x bölü y. Tanjant teta nedir? Tanjant teta da yine teta açısının karşısı x, komşu dik kenar ne? 3y. Şimdi bunların toplamı 8 bölü 3'müş. X bölü y artı x bölü 3y eşittir 8 bölü 3 ise payda eşitlersem şunu 3 ile genişleteyim. 3x artı x bölü 3y eşittir 8 bölü 3. 4x bölü 3y eşittir 8 bölü 3. Her iki taraftan 3'ler de gitti. O zaman 4x eşittir 8y oluyor. İçler dışlar çarpımı yaptık. 4'e bölersek her iki tarafı x eşittir 2y eşittir. Doğru cevabımız B şıkkıdır.
Bir düzgün kare piramidin 3 yüzeyi mavi, 2 yüzeyi kırmızı renk ile boyanmıştır. Şimdi kare piramidin buraya açık halini çiziyorum. Daha sonra kapalı halini de çizeceğiz. Şu açık hali üzerinde alanları gösterelim. 2 yüzeyi kırmızıymış. Yani şu bakın bir üçgenle bir kare kırmızı, diğer 3 tane üçgenimiz de maviye boyanmış. Ve bu maviye boyanan üçgenlerin alanları da 216'ymış. Bu ikisinin toplamı da yine 216. 216'yı bu 3 tane üçgenin alanı eşit olacağı için 216 eşittir 3 tane mavi alana. O zaman 216'yı 3'e böldüğümde bir tane mavi üçgenin alanı 72 santimetre kare çıkıyor. Bu üçgenlerin alanı, üçgenin alanı. Karenin alanı ne olur? Yine bir üçgenle bir karenin alanı 216 olduğuna göre 72'yi çıkartırsam, üçgenin alanını çıkartırsam karenin alanı da 144 santimetre kare olacak. Bu da karenin alanı. Evet, karenin alanı 144'müş. Şimdi ikizkenar üçgende tepeden tabana inen dikme tabanı iki parçaya ayırıyor. 12'yi 2'ye böldük. 6 6 ayırdık. Bu üçgenin alanı da 72 santimetre kare bulmuştum. O zaman yüksekliğini hesaplayabilirim. Üçgenin alanı taban 12, yüksekliği h bölü 2'den 72 çıkması lazım alanının. 12'yi 2'ye böldük. 6. 6h eşittir 72 ise h da eşittir 12 çıkıyor. Evet, üçgenlerin yükseklikleri de 12'ymiş. Yani bütün üçgenlerimiz aynı eş üçgen oldukları için hepsi ikizkenar üçgen. Şurası bakın yükseklik 12. Yine tabanı da 12 olarak bulduk. Tabandaki karemiz 12. Yine yüksekliği 12 olarak bulmuş olduk bütün üçgenlerimizinkini. Evet, şimdi bu kare piramidin şimdi kapalı halini çizeceğiz. Kapalı halinde bakın önce tabana bir tane kare yapıyoruz. Evet, şimdi tepe noktasını belirledim. Bu tepe noktasıyla sırayla bütün köşeleri birleştireceğiz. Evet, şu şekilde köşelerini birleştirdiğimde şuradaki köşeyi birleştirdik. Evet, bir kare piramidim oluştu. Bu kare piramidin şimdi tabanı kaçtı? 12 idi. Burası da yine 12. Şimdi yanal yüzde bakın yüksekliğini de çizmiştik. Yükseklik kaçtı? 12 idi. 2'ye bölüyorduk burayı. 6 6 ayırıyordu. Evet, şimdi bir de piramidin kendi yüksekliğini tam ortaya indirdim. Tabanın tam ortasına indi ve şurada bir yine bir dik üçgen oluşturdum. Şimdi bu dik kenarım şu 12 santim tabanımız tam ortaya indiği için 12'nin yarısı şurası 6 santim. Bu yüksekliğim de kaçtı? 12 idi. O zaman 12 var. Hipotenüs 12. Şu dik kenar 6 ise burası o zaman 6 kök 3 olur. Çünkü bu 30 60 90 üçgenidir. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 ise 60 derecenin karşısı da 6 kök 3 olacak. Evet, piramidin yüksekliği 6 kök 3. Şuraya yazalım. Piramidin yüksekliği eşittir 6 kök 3 bulduk. Tabanı da 12'ye 12 alanını bulacağım. Şimdi hacim eşittir. Piramidin hacmi eşittir. 1 bölü 3 taban alanı. Taban alanımız neydi? 12'nin karesi çarpı yükseklik diyeceğiz. Yani 6 kök 3 bulmuştuk. Buradan 3 ile şuradaki 6'yı sadeleştirelim. Burada 2 kaldı. 2 kök 3 kaldı. Bu da eşittir. 144 ile 2 kök 3'ü çarptığımda 288 kök 3 çıkıyor. Santimetre küptür. Doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki prizmanın bir kısmına su konmuş. Bakın boyutları verilmiş. Araya da bir levha yerleştirilmiş. Sonra bu levha kaldırılıyor. Suyun tamamı bütün kaba yayılıyor. Ve yüksekliği de h bölü 2 oluyor. Şimdi biz ilk durumdaki suyun hacmini bulmak istersek boyu, bakın bu prizmanın boyu 4 ama enini bilmiyorum. Bu enine de biz A diyelim. Burayı bilmiyorum. Şuraya da A diyeyim. Yüksekliği de 3h. O zaman suyun hacmi ne olur? Şuraya suyun hacmi diyeyim. Yani şu kısımdaki prizmanın hacmi aslında.
4 çarpı a çarpı 3h. 4 çarpı a çarpı 3h'tan bu da eşittir 12ah oluyor. Şimdi bu su bu levha kaldırıldıktan sonra bakın su seviyesi şuraya gelecek. Su seviyemiz h bölü 2 olacakmış. Burası suyla kaplı olacak. Şimdi yeni durumda da suyun hacmi değişmemesi gerekiyor. Ama tabanımız ne oldu? Bakın tabanımız 4 artı x'e a oldu boyutları. O zaman 4 artı x çarpı a hacmini buluyorum şimdi bu yeni kabımın. Suyumuz dağıldı ve bu suyun hacmi şimdi neye eşit olacak? 4 artı x çarpı a çarpı h bölü 2. Yüksekliği de h bölü 2 eşittir. 12 ah'a eşit olacak. Çünkü suyum aynı su. Şimdi burada a'lar gitti. H'lar da gitti. 4 artı x eşittir. 2 ile 12'yi çarptık. 24. X eşittir. Buradan 20 çıkıyor. Doğru cevabımız E şıkkıdır.